Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba efendim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allahu Teala'nın selamı, bereketi, keremi, lütfu hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün bir Arapça mantık dersinde daha birlikteyiz. Örgün eğitim derslerimiz de başladı. Programlarımız belli oldu. Çok şükür bugün tedrisata, yeni döneme başladık. Ona göre ben bir program yaptım. Kısmet olur, Yüce Mevla'dan bir mania, bir keder olmasa, pazartesi günleri Arapça mantık derslerimi yapacağım ve en geç akşamına, yani pazartesi günü bir şekilde kanala yüklenecek. Salı günü İngilizce mantık dersi yapacağım. Çarşamba günü Cabiri okumaları yapacağım. Perşembe günü Ebu Zeyd, Nasır Hamit okumaları. Cuma günü de felsefe giriş dersimizi yapacağım. Yani her gün bir ders olmak üzere haftanın 5 günü ders yapacağım. Cumartesi pazarı kendi çalışmalarıma, hazırlıklarıma ayıracağım. Sizler de cumartesi pazar günleri imkanınız daha rahat olduğunda bu videoları inşallah izleme imkanınız olur. Şimdi biz mantık dersinde önermeler bahsinde son derece önemli bir konuyu işliyoruz. Önerme, kadıyı, hamliyeyi. Birinci bölümünü işledik, ikinciye geldik. İkinci kısımda aslında çok fazla değil, bir sayfalık bir metnimiz vardı ama onu özellikle okumadım. Çünkü hem yorgun olacağınızı düşündüm, hem de metinde kimi sorunlar vardı. Özellikle örnekler çok iyi seçilmemiş müellif tarafından. Onların üzerinde durmam ve bu son derece önemli Kadıyye Hamliye'nin ikinci ve son dersinde söylemem gereken bazı şeyleri de böyle tek bir derste daha derli toplu siz değerli izleyenlerime arz edeyim sevgili öğrencilerimle birlikte diye böyle bir düşünceyle bu derse bırakmıştım. Şimdi sözü uzatmadan müsaadenizle ekran paylaşalım ve her zaman olduğu gibi önce bir beyaz tahta açalım. Burada müsaadenizle bazı temel hususları yeniden hatırlatarak derse girmek istiyorum ve onun üzerinden devam edeceğim. Şimdi bir kere konumuz önermeler. Önermeler bahsini işliyoruz. Önermeleri ikiye ayırdık ve bunlardan kadıyı hamliyeyi işliyoruz. Yani öznesi ve yüklemi müfred olan önermelerden söz ediyoruz. Burada siz değerli izleyenlerime hatırlatmak istediğim son derece önemli bir husus var. Biz bir önermeden söz ettiğimizde aslında bir cümleden bahsediyoruz. Önerme bir cümledir. Fakat bu cümle öyle bir cümle olmalıdır ki ihbari olmalıdır. Yani ihbari demek hüküm içermelidir. Bu hükümde A doğru olabilmeli, B yanlış da olabilmeli. Evet. Dolayısıyla biz bir cümlenin yapısal olarak gramerde cümle özelliği taşıyan bir ifadenin önerme olmasını, o önermenin cümlesinin ihbari olmasını, yani hüküm içermesini, hükmün de doğrulanabilmeye ve yanlışlanabilmeye açık olması ya da o sözü söyleyen kişiye doğru söyledin ya da yanlış söyledin diye hüküm vermemize, bir yargıda bulunmamıza imkan sağlamalıdır. Şimdi böyle olduğunda öyle cümleler vardır ki cümledir, bakın her, şöyle yazalım, bir, her önerme bir cümledir. Fakat her cümle önerme değildir. Şimdi örneğin öyle cümlelerimiz vardır ki cümledir. Değil mi? Cümledir ama ihbari değil, inşaidir. Mesela dua cümlesidir, temenni cümlesidir, hayret cümlesidir. Efendim bunun gibi pek çok cümlelerimiz var.
Bunlar da cümledir ama hiçbiri önerme değildir. Neden? Çünkü bunlar yargı içermezler. Keşke zengin olsam diyen bir adamın bu ifadesi bir cümledir ama bir önerme değil. Çünkü bu doğrulanmaya ve yanlışlanmaya açık bir yargı içermez. Dolayısıyla yapısal bakımından cümle olma zorunluluğu bulunan önermelerimizin ihbari olmaları ve dolayısıyla da bir hüküm taşımaları ve bu hükmün de doğruluğa ve yanlışlığa açık olması gibi bir ön şartımız var. Kadiye-i Hamliye için söylüyorum bunları. Yüklemli önermelerimiz. Şimdi burada iki önerme ile bu bir de renkleriyle işaretleyelim. Birinci de önerme cümle ilişkisini ele aldık. İlişki. Bu dersimiz son derece önemli. Önerme cümle ilişkisi. Burada da önerme tanım ilişkisini ele alacağız. Ve şöyle yazalım. Her önerme bir tanımdır. Fakat her tanım önerme olmayabilir. Demek ki bazı yaptığımız tanımlar var, önerme olabilir. Bazı yaptığımız tanımlar var, bunlar önerme olmayabilir. Örneğin, eğer bizim tanımladığımız şey bir hüküm içeriyorsa bu bir önermedir. Örneğin Ali adildir. Bu bir yargı, bir hüküm ifadesidir ve bir önermedir. Ama bir tanımdır. Ali'nin adil olduğunu söylüyor. Mesela el insanu hayvanun natıkun diyoruz mesela. Bir tanımdır. İnsanı tanımlıyoruz ama bir önermedir de aynı zamanda. İngilizce derslerimizde de bahsetmiştik bunların üzerinde. Betimleyici ifadeler tanımdır ama tasviridir. Betimleyicidir, yargılayıcı değil. Yargı içermiyor. Ali adildir bir yargı içerir. Ama betimleyici, tasviri yapalım. Şu burada şimdi şöyle daha açık söyleyelim. Ali mevzudur. Yani özne. Adil mahmul. Yani yüklemdir. Eğer biz bir önermenin yüklemini alır, öznesine, mahmulünü alır, mevzuuna sıfat yaparsak bu da bir tanımdır. Fakat onu önermeden çıkarmış oluruz. Çünkü vasıf haline dönüştürmüş, onu tanımlamış oluruz ama tavsifen tanımlamış oluruz. Tahkimen bir hüküm içerisinde tanımlamakla tavsifi tanımlamak arasındaki farka dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela Adil Ali. Adil Ali. Adil Ali de bir tanımdır. Ali'nin adil oluşunu, vasfını zikrederek onu tanımlıyoruz. Ama bir önerme değildir. Neden? Çünkü tasviridir. Tasvir yaptık. Ve tasviri yaptığımız için de artık bu bir önerme değil. Bir cümle ama tabii şifi cümledir. Sadece tavsif içerdiği için bu yapılara dil üzerinde konuşurken detaylıca değinmiştim. Hatırlarsınız dinleyenler. Böylece önermenin tanımlarla ilişkisini de kurmuş olduk ki bu son derece önemli bir husustu. Umarım bu ayrıntılar zihninizde netleşiyordur. Birazdan daha farklı bir hususa değinmeye çalışacağım. Üç, önerme kavram ilişkisi. Şimdi bu da son derece önemli bir husus değerli izleyenler. Şimdi biz eğer kavram üzerinde biraz konuşalım. Kavram
gündelik dilde bunu galiba biraz kalınlaştırdık mı çizgisini? Neyse, şimdi onlarla uğraşmayalım. Gündelik dilde herhangi bir sözcüğü, daha iyi olmuş hatta, herhangi bir sözcük. Herhangi bir sözcük, bunu kavramsallaştırıyoruz. Mesela örneğin zaman. Zaman, akşama kadar hepimizin gündelik dilde kullandığımız bir sözcük. Ama bunu fizikçi, fizik ilminde bir kavram olarak tanımlıyor. Dikkat ediniz. Zaman şu şudur diyor. Mesela zaman görecelidir diyor Einstein. Bu zamanı bir tanımlamadır. O zaman yazalım. Zaman görecelidir. Zaman mevhumidir. Gerçek değildir. Zaman mekanın bir boyutudur vesaire gibi bir sürü tanımlar yapıyoruz. Bu aslında bakın sıradan gündelik bir dildeki sözcüğün tanımlanmasıyla ortaya çıkan sonuca kavram diyoruz. Artık zaman sözcüğü bir sözcük, sadece sözcük değil, ya bir kavramdır. Istılahtır. Istılah olduğunda, kavram olduğunda dikkat buyurunuz. Kavram olduğunda tanımlamış oluruz. Bir tanımdır ve aynı zamanda önermedir. Şimdi zaman görecelidir bir tanımdır. Zaman görecelidir bir önermedir. Zaman görecelidir zaman için yapılmış bir kavramsal tanımdır. Bunlar son derece önemli ayrıntılar. Dolayısıyla önerme, kadıyı, hamliye dediğimizde bunları ifade ederken aralarındaki nüansları dikkate almalıyız ve bu farkların farkında olarak efendim konuyu değerlendirmeliyiz. Peki bir dördüncü hususu ifade edelim. Rengi değiştirmemişiz. Dört. Burada da yine önermenin yüklemi ile öznesi arasındaki ilişki üzerinden bir ayrımı var. Bunları mantık derslerimizde müellifin metninden işlemiştik. Bu hamliye ile ilgili olduğu için üzerinde duruyorum. Kadiye hamliyenin öznesiyle yükleme arasındaki ilişki son derece önemli olduğu için bunu ikiye ayırmıştık hatırlarsanız. Demiştik ki A, bu ilişkide mutevatı olur. B, müşekkek olur demiştik. Bu iki kavram da son derece önemli olduğu için ve unutulmaması gereken temel bilgiler olduğundan burada yeniden hatırlatmak ihtiyacı duydum. Çünkü birazdan işleyeceğimiz konuda müellifin kadiyeyi hamliyeyi mucibe üzerinden yapacağı bazı detay tahlillerde kimi sorunlara dikkatinizi çektiğimde bunun anlaşılabilir olmasını hedefliyorum. Örneğin bizim şimdi bunu renkleri değiştirerek netleştirelim mütevatı ve müşekkek ifadelerini. Bizim biliyorsunuz bir önerme iki unsurdan oluşuyordu. Önermemizin iki unsuru var. Biri nedir? El mevdu, mevzudur. Diğer bir adıyla özne. Efendim, ikisi nedir? El mahmul. İkincisi de mahmuldür. Yani yüklem. Peki, şimdi dikkat buyurunuz buraya. Rengi tekrar değiştireceğim. Konu daha iyi görülsün diye. Şimdi mevzu değiştiğinde
yüklem sabit kalıyorsa mana itibariyle, örnek vereceğim, mana itibariyle sabit kalıyorsa buna mütevatî diyoruz. Örneğin tabii bu mahmullerin bu şekilde ayrımında yüklemin küllilerden oluştuğunu, külliler ile ilişkili olduğundan daha önce söz etmiştik. Ve külliler cüz'ilerine yüklem olurlar demiştik ve külli ayrımını da bunun üzerinden konuşmuştuk. Şimdi mesela rengi değiştirerek örnek verelim. Zeydün Zeyd. Özne mi, mevzu mu? Evet. Mahmulü ne? İnsanun insandır. Şimdi Zeyd cüz'i mi? Evet. İnsan külli mi? Evet. Peki özneyi değiştirelim. Zeyd'i Hint yapalım. Erkekti, bayan oldu. Hindun insanun diyebiliyor muyuz? Evet. Peki mahmul sabit kaldı mı? Evet. İşte öznenin, mevzuun değişmesiyle birlikte külli olan yüklemimiz değişmeden sabit kalıyorsa buna ne diyoruz? Buna mütevatî diyoruz. Yani özne ile yüklem arasındaki bağıntı sabittir. Uyumludur ve sabittir. Ama müşekkeke geldiğimizde yüklem, külli olan yüklem mevzuu, yani öznelerinin değişmesine bağlı olarak anlamsal karşılığı değişecek. Örneğin bunu bu tarafa yazalım isterseniz. El mevdu, el mahmul. Şimdi mahmulümüz külli olacak. Yazalım. Mevcudu. Varlık. Varlık külli lafzını mahmul, yüklem yaptı. Şimdi de cüz'ileri ya da küllileri fark etmez. Buna mevzu yapalım. Şimdi Zeydun mevcudun. Bir müşahhas şahıs olarak Zeyd'in harici vücudu olan bir varlık olduğunu ifade eder mi bu mevcut? Evet, eder. Peki insanun mevcudun dediğimizde İnsan diye vücudu harici dışta bir varlık var mı? Bakın kavramsal boyut. Az sonra ana metinde okurken o metnin nasıl iyi yazılamadığını da konuşacağız. Efendim böyle bir şey var mı insan diye vücudu haricinde? Hayır. Bu bir kavramdır ve zihnidir, zihinseldir. Makulattandır. Aklidir. Şimdi akli olan insan mevcudun dediğimizde, insan mevcudun dediğimizde, akli olan bir şeyin mevcudiyetiyle müşahhas olan Zeyd'in mevcudiyetinde mevcut kelimesinin anlamı aynı değildir. Peki başka bir örnek verelim. Allah mevcudun mevcut dedi. El melaike mevcut dedik diye efendim cümleler kurduk. Peki öznelerimiz değişti mi? Evet. Yüklemimiz lafız olarak sabit mi? Lafzen sabit. Peki lafzen sabit olduğu halde manaya delaleti sabit mi? Hayır. İşte lafzı aynı kaldığı halde manası öznesine, mevzuuna bağlı olarak değişkenlik arz eden yüklemlere, mahmullere müşekkek diyoruz ve bu hamliye bir önermedir. Önerme hamliyedir. Şimdi tam da burada müellif bize
önermenin hamliye olduğunda üç tane unsurundan söz edecek. Diyecek ki A zihniye olur. Biz birazdan bunları detaylı metinde konuşacağız. Ama buraya geri dönmemiz gerekirse ya da kitabın üzerinde yazmalarımız yetmezse burada hazır olsun diye. B hariciye, C hakikiye olmak üzere taksimatta bulunmuş ve el kadiye el hamliye tenkasımı bir itibaril mevzu itibariyle üçe ayrılır diye söylemiş. Zihniye, hariciye ve hakikiye olarak onu taksim etmiş ve bunlar üzerinde duruyor. Bize örnekler de veriyor, bir bilgi veriyor. Şimdi bu ön konuşmalarımın ardından müsaadenizle metne geçelim, okuyalım ve metin tam olarak bize ne anlatmaya çalışıyor, onu nasıl anlamamız gerekir, onun üzerinde inşallah duralım. Şimdi burası kalsın, yeni bir paylaşım açalım, buradan devam edeceğiz. Evet. Şimdi Aksamul Hamliye 2. Diyor ki Tenkasimul Hamliye el Mucibe, fakat burada bu hususa dikkatinizi istirham ediyorum. Özellikle bu sadece mucibe için söz konusu. Yani önermemiz hamliye olacak birinci şart, mucibe olacak ikinci şart. İki şartı var. Efendim neden hamliyeyi mucibe için bu üç tane ayrım söz konusu da salibe için söz konusu değil. Birazdan kısa bir izahta bulunacağım. Onun sizin için yeterli olacağını düşünüyorum. Diyor ki sadece olumlu olan hamliye önermeler bi'itibari mevâkıye vücûdi mevdu'iha öznesinin varlığının gerçekleşmesi vuku tahakkuku itibariyle ila selâsi eksam üç gruba ayrılır. Bunları renklendirerek vurgulayalım. Ez-zihniye, zihniye, el-hariciye, hariciye, el-hakikiye, hakikiye diye üçe ayrılır diyor. Şimdi dikkat buyurunuz. Olumsuz demek bir şeyi olumsuzlamak demektir. Mesela diyelim ki olumludan söz ediyoruz. Olumlu nedir? Vardır. Var olanın kısımları olur. Bir şey yok olduğunda onun kısımları olmaz. Yokun kısımları olmaz. Yok. Onun için salibenin kısımları yok da mucibenin vardır. Şimdi bunları kelam derslerimizde de konuşacağız da var olanın ispatı ve nefyinden söz ederiz. Yok olanın ispatı ve nefyinden söz etmeyiz. Bu itibarla müellifin zihniye dediği akli olan makuleyi kastediyor. Yani kadiyye, hamliye, zihniye bimanel makule. Akli olanı kastediyor. Aynı şekilde hariciye dediğinde biz buna el hariciye yani obje dünyasında obje nesne olarak karşılığı olan demek. Biz buna hem mantık dilinde hem de felsefe dilinde mahsusat diyoruz. Yani mahsusat his sözcüğünden geliyor, yazacağım. Mahsusattır. Yani duyularımızla algılayabildiklerimiz demektir. Duyularımızı algılayabildiğimiz. Bunları felsefe metninden de daha çok inşallah okuyacağız. Mahsusat. Evet. Duyularımızın alanına girenler. Yani bir önermemiz var ki duyusal alanımıza hitap ediyor. Ona dokunabiliyoruz. İşte bardak, bu
bir bardaktır, içinde su vardır gibi. Kaldırdığıma değsin, bir yudum müsaadenizle içmiş oldum. Gerçi içtikten sonra müsaade almış olduk ama hoş görün efendim, yaşlılığımıza verin. El hariciye, el mahsusa, el hakikiye şimdi. Aşağıda da okuduğumuzda göreceğimiz üzere bu hakikiyenin nasıl bir farkı var ki zihniyeden ve hariciyeden farklı olarak bize bir üçüncü kısım olarak mevzuları itibariyle, bunların hepsi konuları itibariyle bir taksimdir, ayrımdır. Mantıkçılarımız üç tür kadiyeyi hamliyeden söz ediyor. Burada tam olarak bizim neyi anlamamız gerekiyor? Hakikiyeyi diğerlerinden, mesela makuleden, akli olandan, tasavvuri olandan neyle ayırıyoruz? Giriş derslerimi de zaten onun için yaptım. Birazdan, şimdilik hemen oraya girmiyorum. Müellifin metnini okuyalım. Bu metin üzerinden zihniyeye ne diyor, hariciyeye ne diyor, hakikiyeye ne diyor görelim. En sona hakkiye gelecek. Sonra aralarında nasıl bir fark var, bunu fark ettirecek şekilde sunabilmiş mi metinde, bunu başarabilmiş mi? Bence başarılı bir metin değil bu. Onu görelim. Sonra onun üzerinden devam edelim. Diyor ki, beyan-ı zalike, bu söylediğim yani hamliyenin üç kısma mevzusu bakımından, mevzusunun varlığının tahakkuku bakımından, orada okuduk ya, mevakiye vücudu mevduiha, gerçekleşmesi bakımından ennel mucibe, olumlu olan hamliye önermelerimiz, labütte hiç kuşku yok ki min fardı vücudu mevduiha fi sıdkıha, onun öznesinin var olmak bakımından tahakkuku varsayıldığı için, varsayılacağı, farz edileceği için ve bu olumlu sıdkı doğruluğu itibariyle kabul edildiği için söz konu tutulur. Böyle olması gerekir labütte. Böyle olmazsa ve illa kânet kâzibeten olur. Kâzibeten olunca da bizim az önce var ve yok üzerinden izah ettiğim duruma geldik. Olumsuz olduğunda da onun bir kısmı taksimi olmaz. Dolayısıyla ancak kadiyeyi hamliye, zihniye, hariciye ve hakikiye olarak taksimata tabi tutulabilir. Çünkü var olanla ilişkili olduğu için, vücudul mevdu, öznenin varlığıyla ilişkili olduğu için, ademul mevdu değil. Adem olunca olmaz. Bu nedenle velakin vücudu mevduiha, bakın. Velakin vücudu mevduiha, bu kadiyeyi hamliye önermemizin mevzunun varlığı, vücudu. Onu isterseniz vurgulayalım. Biraz değişik bir renge vurgulayalım müsaadenizle. Sarı iyi gözükmüyor. Evet. Varlığı itibariyle şimdi bir, iki, üç diyecek ve işte bu üç türü bize şöyle olunca şöyle, şöyle olunca şöyle olur diyecek ve onları anlatacak. Bir diyor ki, tareten yekun, bazen bu önermemizin mevzuu, öznemiz, özne ne olur? Fi'z-zihni, fakat sadece zihinde olur. Yani sadece akli olur. Akli olarak onun varlığından söz ederiz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Böyle söylediğinizde şu anlama geliyor. Yani bu tür bir önermenin mahsusatta da karşılığı yoktur, hakikatte de karşılığı yoktur demektir. Çünkü ayırt ettik ya üçünü. Peki verilen örneklerle bunlar tam ifade edilebilmiş mi? Konuşalım ve zihnimizi netleştirelim bu dersimizde. Şimdi bunları böyle işleyince neden bu kadar kısa bir bölümü bir derse ayrıca bırakmış olduğumu inşallah sizin de takdir edeceğinizi umuyorum. Diyor ki böyle olduğunda, yani
önermemizin öznesinin varlığı zihni olduğunda, akli olduğunda ama sadece zihni, sadece akli olduğunda fetüsemma zihniyeten kadiye hamliye zihniye diye ne olurmuş? İsimlenirmiş. Kadiye zihniye olurmuş. Mislu mesela. Şimdi misal veriyor. Misal veriyor. Mislu kullu ictimain nakıdeyn. Bu bir mantık ilişkisidir ve çelişkili olanların, çelişik olanların içtimağı imkansızdır, aklen muhaldir. Bu mantığın en temel ilkelerindendir. Bunları da galiba Nisebi Erbaa'da görmüştük. Nisebi Erbaa'da bunları ele almıştık. Çelişkili olanlar birlikte olamazlar. Yani açalım biraz. A hem A hem A değil olmaz. Yani şu anda ben hem size ders anlatıyor hem de burada yok olamam. Bu içtima nakizeyn olur. Bakın mugayirun liçtima'il bunlar çelişik olanlar, bunlar denk olanlar. Denk olanlar, denk olanların birleşebilmeleri mümkün iken bunun zıttına çelişik olanlar birleşemezler. Bu son derece güzel bir efendim nedir? Önermedir, aklidir ve bu ifade tam anlamıyla uygun bir örnek olmak bakımından da kadiye, hamliye, zihniyet. Ha, bunun pek çok başka örneklerini de verebilir sadece akli olmak bakımından. Mesela Allahun vahidun. Allah birdir gibi. Bunlar tamamen zihni ve akli önermelerdir. Mantıki ilkelerde olduğu gibi. Bir örnek daha vermiş. Mesela kullu cebelin yakut. Yakuttan her dağ mümkünül vücut var olması mümkün. Şimdi burada bu önermeyi zihniye, akliye yapan şey mümkünül vücut. Şu ifadedir. Bir şeyin mümkünül vücut olması aklidir. Akli bir şeydir. Burada her dağın, yakut dağın varlığı ve yokluğundan söz etmiyoruz. Akli olarak bütünüyle yakuttan oluşan bir dağın olması mümkün müdür? Akli olarak mümkün. İmkandır. İmkanul vücut. Bu bakımdan bu önerme zihniyedir, aklidir. Şimdi bundan sonra verilen önermelerin ve örneklerin bu verilen örnekler üzerinden kadiye hamliye zihniye, kadiye hamliye efendim hariciye hakikiye karşılaştırması açısından dikkatlerinizi bilhassa istirham ediyorum efendim. Tareten yekunu fi zihni fakat onları vurgulayalım. Hatta farklı renkten vurgulayacağım. Bakın birincisi tareten yekunu fi zihni fakat sadece zihinde olur. Ve uhra bazen de başka bir durumda da yekunu vücudu mevduiha fil harici öznemizin mevcudiyeti, varlığı fil harici hariçte yani vakide yani
realitede, yani nesnel ve objel dünyada söz konusu olur. Ne üzere ala vecin yulahazu fil kadiyye, önermede düşünüldüğü üzere, önermede düşünülmesine uygun olacak biçimde hususal efradil mevcudetil muhakkakati minhu fi ahadil ezminetis selaseti. Şimdi burada bu öznemizin özellikle gerçekleşmiş olan efradının varlığının hususiyetleri, özellikleri itibariyle üç zamandan herhangi birisinde gerçekleşmiş olması dikkate alınmak üzere, kastedilmek üzere, düşünülmek, mülahaza edilmek suretiyle nesneler dünyasında mahsusatta söz konusu olabilir. Aşağıda verdiği örneklerde de bunu konuşacağız. Örneğin, mesela bir şeyin mevcudiyeti şimdi olur, dün olur, gelecekte olabilir. Fark etmez. Her üç durumda da o mevzuun şumulüne giren efradının mevcudiyeti hariçte ise, mahsusata dahilse, o zaman bu önerme ne olur? Kadiyye, hamliye, hariciye, evul vakiiye, evul mahsusa diye çeşitli mantık kaynaklarımızda ifadesini bulduğu üzere kadiye, hamliye, hariciye ya da mahsusa olur. Örneğin, şimdi örnek verdiği örneğe bakalım. Nahum. Ba'du't tur, burada tahmin ediyorum İran Arapçasında bu dur diye okudum galiba. Ed-davru. Ba'du't devri. Ed-davr sözcüğü İran lehçesi ve ki kullanımı galiba öyle yaygın. Bu bina, kat vesaire anlamına da geliyor. Arapçada da bu anlamı var zaten. El-ma ile lil inhidam, yıkılmaya yüz tutan, yıkılmak üzere olan katlar, fil belet, şehirdeki hudimet, yıkılmış, yıkıldı. Şimdi hudimet nedir? Mazidir. Geçmişte böyle bir durum varmış, yıkılmış. Harici midir? Evet, haricidir. Fakat bu çok uygun bir önerme değil. Yani çok iyi bir önerme, çok iyi bir misal değildi. Şu ikinci misali biraz daha bu misale göre daha iyi bir misal gibi duruyor. Şöyle söyleyelim. Kullu talibin fil medreseti müciddun. Mücid çalışkan demek malum. Okuldaki her öğrenci çalışkandır, müciddir. Bu bir tespittir. Ola da bilir, olmaya da bilir. Önerme midir? Evet, doğrudur. Çalışkandır diyor. Yani böyle bir önerme kurulabilir. Ama genel olarak yaygın verilen misaller, mesela kullu talibin yahduru, yahdur fil medrese, tüm öğrenciler okulda mevcutturlar. Şimdi şu anda mevcuttular dün, yarın gelecekler okula şeklinde söyleyebiliriz. Bu örnek daha uygun bir örnektir. Dolayısıyla وَتُسَمَّ الْقَضِيَّ هَذِهِ خَارِجِيَّ. O zaman bu önermemizde bizim ne oldu? Kadiye, hamliye, hariciye oldu. El kadiye, el hamliye, el hariciye. Peki, şimdi en sorunlu bölüme gelmiş olduk. Üçüncü bölümü okuyalım. Vesaliseten evvelen ve uhra tareten, uhra ve saliseten. Üçüncü olarak da yekunu vücuduhu, neyin vücudu?
Vücudul mevzu, buradaki hu mevzu aracı malum. Önermemizin öznesinin varlığı, şimdi buradaki ifadelere lütfen dikkat edelim çünkü bunların üzerinde bayağı bir konuşacağız. Renklerini farklı vurgulamak istiyorum izninizle. Bir, nefsil emr. İki, vel vaki. Burada iki tane önemli durum söz konusu. Bu iki önemli durum üzerinden hakikiye ile tam olarak ne demek istiyor? Bizim zihnimizde bu üç ayrı durum netleşebiliyor mu? Bunu konuşalım. Evet. Şimdi okuyalım bu nefsül emir ve el vakia efendim arasındaki ayrıma da inşallah vurgu yapacağız. İsterseniz biraz rengi değiştirelim. Hep kırmızı gittik. Efendim, şimdi bu nefsül emir sözcüğüyle inşallah biz felsefe okumalarımızda daha çok karşılaşacağız kelam okumalarımızda ileride. Arasındaki ilişkiden de hareket ederek anlamlarını netleştirelim. El vaki demek yukarıdaki şu el mahsus el hariciye demektir. Yani tahakkuk eden, gerçekleşen demektir. Peki bir şey gerçekleştiğinde, tahakkuk ettiğinde bu nerede tahakkuk eder? Fil harici, hariçte tahakkuk eder. Öyle mi? اَشْشَيْءُ الَّذ۪ي قَدْ تَحَقَّقَ فِي الْخَارِجِ Dış dünyada, olgusalda tahakkuk eder. O halde el-vâki demek gerçekleşmektir. Bir fiil hale gelmek, bir fiil. Bir fiil olmaktır. Vuku bulmaktır. Nefsül emir nedir? Bil kuvvedir. Nefsül emir bil kuvvedir. Bil kuvve olan bir şeyin bil fiil olması durumudur. O halde bu üçüncü durumda önermemizin öznesi ne oluyormuş? Bazen bil kuvve var olur, bil fiil değil. Bil kuvve var olur. Bil kuvve varoluşunu gerçeklikle ilişkilendirecek, onu konuşacağız. Bil kuvve olur. Bazen de bu bil kuvve olan gerçekleşir fil vaki ve fil harici tahakkuk eder bil fiil olur. Öyleyse burada nefsül emr el vaki ilişkisinde bil kuvve olanla bil fiil olan arasındaki ilişkiyi konuşmuş oluyoruz. Ve burada farklı bir renkle onu yazmama izin verin lütfen. Nefsül emirde olan bil kuvve olan imkan halindedir. Bunları felsefede daha çok konuşacağız inşallah. İmkan halindedir. Burada vaki sözcükte de olduğu gibi burada vuku halindedir. Bir imkandan bir de vukudan söz ediyoruz. Öyleyse kadiyye, hamliye, hakikiye olduğunda diyor öznemizin varlığı ya bil kuvve nefsül emirde söz konusudur ya da bil fiil vuku olmuştur, gerçekleştirmiştir, haricidedir. Bimana şu anlamda ki, bimana enne, bununla şu kastediyorum diyor, şu manada ki, el hukmu alel efrat, mevzuun efradı bu. Öznemizin efradına ilişkin hüküm, nasıl efrad ama el muhakkak, kaka el vücud bakın el alel efradil muhakkakatil vücud hüküm kimi kapsadı? Şu vaki olanı muhakkaka gerçekleşmiş. Gerçekleşmiş olana ilişkin hüküm vaki vel mukaddere alel efradil mukaddere atıf alel efradil mukadderetil vücudi man vücudu manı sonra yapalım vücut nefsül emir yani bil imkan bil kudret me'an
ikisi birlikte şöyle de böyle de olabildiğinde ister birinci durumda bil kuvve ister ikinci durumda bil fiil olduğunda hakikiyedir. Çünkü burada ma'an ile kastedilen anlamın da biraz üzerinde durmamız gerekir. Şöyle söyleyelim değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim. Bir şey mevzu yani öznemizin efradının gerçekleşmesi tahakkuk etmiş, vakide gerçekleşmişse şurada olduğu gibi yani gerçekleşmişse her gerçekleşmiş olan mutlaka bilkuvve bir imkanın gerçekleşmesidir. Buraya dikkat edin. Yani bilkuvve bir imkan gerçekleşebilme mukaddere takdir edilen, düşünülen bir durum söz konusu olmadan bir şey gerçekleşmez. Her vuku bulan vuku mümkün olanın vukuudur. Her gerçekleşen, her bir fiil tahakkuk eden şey, bil kuvvet tahakkuku mümkün olan şeyin tahakkukudur. Öyleyse bir şey vakide, vücudu haricinde tahakkuk ediyorsa, o daha önce ona mukaddereten, takdiren, mukaddemeten bil kuvve bir imkana sahip demektir. Şimdi böyle olduğunda nefsül emir ve vaki arasındaki ilişki, bil kuvve ile bil fiil arasındaki ilişki ve bunların birlikteliği üzerinden ibaremizi okumaya devam edelim. Fekullu ma yufradu vücuduhu ve in lem yucet aslen. Esasen olmadığı halde aslen yufrat ile ilişkilendirilmeli. Farz ediyoruz. Yani varsayıyoruz. Her varsayılanın vücudu, varlığı fehuve dahilun fil mevdu'i nereye dahil olan bu? Özneye dahil olan. Onu da yeşmeluhu bu mevzuya dahil olan bu varsayılan şeyi kapsayan nedir? El hukmu hüküm onu da kapsıyorsa önermemizin hükmü yani yüklem mahmul önermemizin aslen mevcut olmasa bile yani bu ne demek? Bil kuvve aslen mevcut değil bil kuvve bile olsa bu yüklemimizin hükmü şumulüne giren bir mevzu ise yüklemimiz onun içinde bir yargı, bir hüküm ifade ediyorsa o zaman işte örnek verecek de diyecek ki bunlar efendim kadiye, hamliye, hakikiye diyecek. Şimdi bu konu epeyce müzakereye tartışmaya çok açık bir konu. Biz de inşallah ileride daha farklı metinleri ya da felsefe kelam metinleri inşallah okumaya başladığımızda bunları da size hatırlatacağım. Onları daha iyi konuşacağız. Mesela şimdi verdiği örneklere bakalım müellifin. Siz ne kadar beğeneceksiniz? Diyor ki kullu müselles her üçgen mecmu zavayahu müsellese üçgene raci açılarının
toplamı yusavi eşittir kaimeteyn iki dik açıya. Bu bir dikkat ediniz. Bunu vurgulayalım. Şöyle. Bu önermeyi bir inceleyelim. Yukarıda kadiye hamliye hakikiye izahıyla ilgili efendim ne kadar uygun ya da uygun değil onu konuşalım. Şimdi bu önerme geometrik bir kaidedir bu. Geometrinin bir ilkesidir, değil mi? Nitekim İsviçreli ve Rus matematikçiler çağımızda 20. yüzyılda Öklit geometrisine alternatif geometrilerin matematiksel olarak imkanını kanıtladılar ve Nobel ödülü aldı bu matematikçiler. Şu an isimlerini hatırlamadım. Yani onların kanıtlayıp Nobel ödülü aldıkları geometride dik açı 90 dereceden daha geniş. Üçgenin de iç açıları kaçtı? 180 derece. 180 dereceden daha efendim şey geniş. Ben fakültede sabahtandır öğleye kadar dersler yaptım ya, yoruldum mu ne? Evet, tabii yaşlıyım diyorum da boşuna söylemiyorum. Şimdi bu geometrik bir ilkedir ve dikkat buyurunuz. Bunu şimdi biz nereye koyacağız? Yani bu nasıl bir önermedir? Mesela matematiğin ilkeleri, geometrinin ilkeleri nedir? Bil kuvve mi? Bil fiil mi? İkisi de değil. Nedir? Aklidir. Bunlar tamamen zihniyedir. Bu zihniyedir. Yani makuledir. Akli bir şey bu. Bil fiil tahakkuku yok. Yani bil fiil harici dünyada vakide bir üçgen çizemezsiniz. Hocam niye tahtaya çiziyoruz ya? Tahtaya çizdiğiniz şey üçgen değildir. Bu zihni olan şeyin şeklidir. Yani harici vücudu harici orada bir üçgen kendisini üçgen diye bir ide var. Platon'a gitmeyelim şimdi. Efendim, bu harici vücutta tahtada benim çizdiğim üçgen olarak varlık kazanıyor. İşte bu gördüğünüz şey üçgen idesinin vücudu haricideki halidir. Öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. Çünkü bu akli bir şeydir. Oysa müellif bize kadiyeyi hamliyeyi hakikiyeden söz ederken bunun öznesinin yüklemle olan ilişkisindeki yargı ve hükmün nefsül emirde ve bir de efendim bu nefsül emirde olanın vakide vücudu haricide dış dünyada fil vakı'i tahakkukundan söz etti. Bunun hiçbir tahakkuku mahkuku söz konusu değil. Bu ne bil kuvve ne bil fiildir. Bu tamamen zihniye fakattır. Bu zihniyedir. Ba'dul müselles kaimu zaviye bazı üçgenler dik üçgendir. Yani dik açılıdır, dik üçgendir. Bu da aynı. Ne fark etti? Ha şimdi şu örnek daha uygun bir örnek. Şu örnek. Kulli insan, her insan kabilun yeteneklidir. Lit-ta'limil ali ileri düzey bilgi elde etmeye yatkındır, yeteneklidir. Anladım. Şimdi burada insan bil kuvve insandır.
Yani ileri düzeyde ilim sahibi olma imkanına nefsül emirde, insan nefsül emirde buna yatkındır. Efendim, yeteneklidir. Peki bu fil vaki tahakkuk edebilir mi? Evet eder. İleri düzeyde ilim öğrenen insanları görüyoruz. Şimdi ben farklı bir örnek daha vereceğim. Hakikiye için önerme hakikiye. Örneğin demiş ki kullu ma'in tahir. Her su temizdir. Şimdi bunun konuyla ne ilgisi var? Yani örnek vermiş de bunun kadiye, hamliye, hakikiye ile ne bir ilgisi var? Nefsül emir ve vakı ile ne tür bir alakası var? Hiçbir iyi uygun bir örnek değil. Ama mesela gerçi çağdaş bir örnektir ama bazı mantıkçılarımız, çağdaş mantıkçılarımız derler ki el ardu küre teduru dönüyor. Bu bir önerme midir? Evet. Doğrulamaya, yanlışlamaya açık mı? Evet. Şimdi bu önerme, bu güzel bir örnek olduğu için üzerinde duruyorum. A, nefsül emirde yani kürenin, dünyamızın nefsül emirde bil imkan, bil kuvve dönmesi söz konusu mukadder olarak takdir edebilir miyiz? Edebiliriz. Dönmüyor olduğunu da takdir edebileceğimiz gibi. Bil kuvve dönebilir. Nefsül emirde dönmesi mümkün olabilir. Nitekim bunu ölçebilecek teknolojiye sahip değilken insanlar bunu tartıştılar. Bunun için kavga ettiler vesaire yaptılar. Değil mi? Hepimiz bunu biliyoruz. Ama bugün artık teknolojik olarak dünyanın döndüğünü yukarıya çıkıp gözlemleyebiliyoruz. Dünyanın üstünden çıkıyoruz. Uzaya gidiyoruz. Dünyanın bizim ayı buradan gözlemlediğimiz gibi dışarıdan dünyayı gözlemliyoruz ve döndüğünü ettiğini görüyoruz. Peki bil kuvve dönme imkanına sahip olan küremiz şimdi fil vakıyı gerçeklikte de dönüyor mu? Evet. Peki bu reddedilebilir bir şey mi? Hayır. Şimdi buraya dikkat edin. Dersin girişinde de yapmış olduğum ayrıntılar burada işimize yarayacak. Eğer biz bir önermenin hakiki olduğunu söylüyorsak, hakikiye önermesi sıdkı kesinleşmiş önerme demektir. Artık bu yanlışlanamaz. Çünkü nefsül emirde bil imkan mevcudiyeti yufradu farz edilen şey kad yetehakkaku pardon mazi kuralım kad tahakkaka vuku buldu gerçekleşti artık bu fela yurattu reddolunamaz bir şeydir gerçekleşti çünkü onun için kadiye hamliye hakikiye dediğimizde bil imkan mevcut olanın bil fiil mevcut olmasıyla sıdkının subut bulup reddedilemez olmasıdır hakiki. İşte böyle olunca zihniyeden ve efendim hariciyeden ayrılır. Ha bu yönüyle mesela hariciye İyi de buna dahil edebilir miyiz? Edebiliriz bence. Ama hariciye olanın bil imkan oluşuyla ilgili
felsefi bir az önce yapmış olduğum izahtan hareketle yaparsak çok gayet net bir biçimde onu da dahil edebiliriz. Fakat böyle bir üçlü taksim yaptığımızda hakikiyeyi böyle söylememiz lazım. Yoksa üçgenden, birkaç açıdan, geometriden, matematik önermelerinden bilmem ne örnekler vererek hakikiyeden söz edemeyiz. Ha şöyle olabilir. Denebilir ki efendim matematiksel doğrular ve geometrik doğrular en azından Oklit geometrisi ve Pisagor matematiği üzerinden bunlar reddolunamazlardır. Hakiki önermelerdir. Zaten onların mantıki önermeler oluşu, analitik oluşu onları felsefe derslerinde de konuşacağız. Ne kadar söz konusu olur o ayrı bir şey ama bunu hakiki diyemeyiz. Derseniz de o zaman nefsül emri buna katmayacaksınız. Bil kuvve bil fiil ilişkisi kurmayacaksınız. Peki şimdi diyor ki bitiriyorum az kaldı bir paragraf diyecek. Fe inneke tera görüyorsun ki fi hadihil emsile bu vermiş olduğum misallerde enne kullema yufradu lil mevdu. Öznemizle ilgili varsayılan her şey min efrat öznenin efradı bakımından. Şimdi burayı paranteze alalım. Cümleyi yok sayalım. Daha iyi anlamak bakımından. Min efradin öznenin fertleri bakımından ki bu fertler tedhulu fihi özneye dahil ve yekunu leha bu efratla ilgili hukmuhu öznenin hükmü, yargısı inde vücudiha var olduklarındaki hükümle aynıdır. Şimdi dikkat edin. Dünya misalini verelim. Dünya dönüyor. Bunu varsaydığımızı düşünelim. Bu varsaydığımızdaki dünyanın dönüyor olması ile ilgili yargı gerçekleştiğindeki yargıyla aynı olacak. Gerçekleştiğinde ne oldu? Döndüğünü anladık. İşte bu yargı tahakkukundaki hüküm tahakkukundan önce bil farz, bil imkan, nefsül emir diye ifade etmiş olduğumuz durum içinde aynen söz konusu olması gerekir. İşte o zaman ve tüsemma el kadiye hakikiye. İşte o zaman biz bu efendim kadiye hamliye hakikiye diyoruz. Yani imkanı bakımından farz oluşu yani farz edilişi bakımından ona bir hüküm verdiğimizde bu hüküm o gerçekleştiğinde de gerçekleşen hükümle aynı olduğunda buna kadiye, hamliye, hakikiye denir. Umarım ibaredeki kimi eksikliklerle birlikte yapmış olduğumuz bu izahat sonucunda siz değerli izleyenlerim ve sevgili öğrencilerim için daha anlaşılır, daha vazı ve daha açık hale gelmiştir. Değilse bunları sizin mesajlarınızla, uyarılarınızla ya da sorularınızla daha da farklı boyutlarıyla açabiliriz, üzerinde durabiliriz. Efendim, önümüzdeki ders inşallah onu da farklı bir renkle vurgulayalım, orada kalalım. Şartlı önermelere hamliye, şartiyeydi biliyorsunuz, ikiye ayırmıştık. Kadiye, hamliye ve şartiye. Şartiye ve onun kısımlarından inşallah devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun efendim.